Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Yine yeni bir ürünle karşınızdayız. Elimizde gördüğünüz kasap dizliği yeni ürünümüz. Bizim müşterilerimizden gelen taleplerden bir tanesi de yüzerken tecrübeli ya da tecrübesiz fark etmiyor. Kasapların en büyük problemlerinden bir tanesi ayaklarının şu dizle ayak arasının kesilmesi. Bıçak kaçaraktan çalışırken bıçağın kaçması. Bunu önlemek için insanlar, yaralananlar bizlere fotoğraflarını atmışlardı. Bunu gördük ve bunun üzerinde de bir çalışma yapalım dedik. Nasıl? Ve bu kasap dizliğini oluşturduk. Bu gördüğünüz dizlik kesilmeye karşı dayanıklı. Kesilmeye karşı dayanıklı. Şimdi kesilmeye karşı dayanıklı kesilmez demiyorum. Bunun kullanma şekli bu şekilde. Buradan da bağlıyorsunuz. Aşağıya inmiyor. Bu şekilde aşağıya da yapabilirsiniz. Yukarıya da bu arada tutabilirsiniz. Şimdi bu dizlik hiçbir şekline kesilmiyor demiyoruz. Diyemeyiz. Çünkü çeliği bile kesiyoruz. Bunun amacı, bu dizliğin amacı ilk etapta bıçağın var olan kesme hızını düşürmek. Yani bu kesilmez mi? Kesilir. 7-8 defa sürterseniz bu kesinlikle kesilir. Kesinlikle. Bunun standardı 12 diye yazıyor ama biz düşürelim. 7-8 defa bıçağı bu şekilde bir sürteceğiz ki ancak o zaman kesilebiliyor. İlk etapta çalışırken elimizden kayan bıçak bu şekilde olur. Bu şekilde olabilir. Bakın değmiyor değil. Görüyorsunuz şuradaki etin üstündeki sistemi görüyorsunuz bakın. Bak. Şimdi diyeceksiniz ki bıçak kesiyor mu? Bunu yapıyorsunuz. Ama bıçak kesiyor mu? Bıçağın kesip kesmediğini de şu şekilde gösteriyoruz. Bakın. Kurban dizliği ihtiyacınız varsa internet sitemizden sizin için talep edebiliriz. Göndeririz. Ama kasapların kullanması ister mi istemez mi bilmiyorum ama bize talep geldi. Bundan dolayı biz böyle bir uygulamayı, böyle bir ürünü ortaya çıkarttık. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.